oluyor. Ya bütün bunların ortasında yani sözü getireceğim yer şu. Bu sadece iç barışımızı konuşuyoruz diyoruz ya. Dışımızdaki her şey de bizim içimizi etkiliyor Bilge Hanım. Tabii. Ya bu sorunları siyaset nasıl yakıcı olarak bakmaz? Nasıl bugünden yarına çözmek için adeta bence hani bir siyasi parti liderinin böyle bir göçmen dalgasında Türkiye'nin bu etkilenmesi karşısında yani özür diliyorum yatak odasının penceresinin açılmış olduğunu görmesi kadar tedirgin olması gerekir. Evinin salonuna girildiğini hissetmesi gerekir. Bu anlamda bir siyaset üretebildiğini söylemek mümkün mü peki ana muhalefet partisinin Sayın Babacan? Mümkün değil, mümkün değil. Şimdi bakın 2 gündür yayın organlarında ne var? Fidan, Dışişleri Bakanı, Esad görüşmeye hazır değil diyor. Şimdi bakın bir devlet, bir ülke yönetiyorsunuz. Cumhurbaşkanı demiş ki 10 gün önce Esad'la görüşmek için Putin'den rica ettim. Dedi mi? Dedi. Kazan dönüşü. Brist zirvesinde. Şimdi Esad'la görüşmek için siz Putin'den rica ediyorsunuz. Senin Dışişleri Bakanın ya Esad görüşmeye hazır değil diyor. Ben biraz deştim perde arkasını Bilge Hanım. Esad'ın koşulları var. O koşullardan biri de şimdi büyük ölçüde doğru güvendiğim kaynaklar tamam Türk askeri çekilsin istiyor. İki ben alacağım Suriye yani yurttaşlarım alacağım ben diyor. Ama Erdoğan da bunu bir pazarlık konusu haline getirmek istiyor. Niye? Batı'dan para alıyor. Bu sözleri ben söylerken üzülüyorum. Hani adeta benim de payım varmış gibi. Ben söylerken üzülüyorum şu anda. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı Putin'den Esad'la görüşmek için ricacı olabiliyor. Almanya Başbakanı Scholz'la İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda görüşüp Scholz'a biz Merkel'le de çok iyi anlaşıyorduk. Merkel'in döneminde de göçmenleri ülkemizde tutuyorduk. Şimdi de devam edeceğiz diyor. Lübnan'dan istedikleri kadar gelsinler diyor. Sonra Türkiye kamuoyuna da böyle bir parmak bal çalmak, yani karşı çıkanları da güya susturmak için orada soydaşlarımız da var diyor. Arkadaş, orada soydaşlarımız varsa barış içinde yaşamalarını sağla. Ne demek gelsinler? Şimdi ve Scholz da diyor ki Bilge Hanım, evet devam edeceğiz. Parasını da veriyoruz diyor. Bir ülke Dolayısıyla bu başkan iktidarın hangi duruma... devam etmesi en çok tabii bahsettiğiniz isimlerin ve ülkelerin işine gelecek haliyle. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün onu da yazmaya çalıştım. Şunu da unutmaması gerekiyor. Böyle bir Türkiye Almanya'nın da işine geliyor. Rusya'nın da işine geliyor. Amerika'nın da işine geliyor. O yüzden ben demiyorum ki dünyayla zaten hani gereği yok. Bütün dünyayı karşımıza alalım. Hayır. Ama bir iyi bir plan yaptığınızda yabancı ülkeler de size saygı duyar. Ama şimdi çok özür diliyorum tanımlamam için bir avare kaslak gibi bir tablo var. O nedenle iç barışımız ayrıca önemli. Şimdi Erdoğan'ın şu cümlesini de bir yere nereye koyacağımızı bizi izleyenlerle birlikte değerlendirelim diyorum. Diyor ki terör örgütünün bizim dışımızda da kimi uzantıları var, kimi ayakları var. O bizi ilgilendirmez diyor mealen. Şimdi bu söz biraz da şuraya gidiyor. Suriye'nin kuzeyinde 60 bin kişilik bir YPG adı verilen ama sonuçta Türkiye'deki terör örgütünün uzantısı olduğu herkesçe bilinen bir yapı var. Şimdi o yapının oradan ne yaptığı bizi doğrudan ilgilendirmez. Biz içerideki duruma bakıyoruz dediğinizde birbirinden etkilemeyeceğini bilmiyor musunuz? Acaba yüksek sesle soruyorum. Burada da mı yani bir anlaşma var? Burada da mı yine Amerika ile yani Erdoğan işte biz Bahçeli'ye söyletelim, biz kendi içimize böyle bir yapı oluşturalım gibi bir Büyük Ortadoğu projesinin bölgesel bir parçası mı yaşanıyor diye sormadan edemiyorum Bilge Hanım. Sorular ortada. Bakalım yanıtları bulabilecek miyiz ya da yanıt veren olacak mı? Çok teşekkür ediyoruz Sayın Babay vakit ayırdığınız için. Sağ olun.
Ben de teşekkür ediyorum yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay bu bölümde bizlerle birlikteydi.